Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün piyasanın nabzının attığı yerlerden biri olan İstanbul Eminönü semtindeyiz. Hükümetin temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat denetimleriyle ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Açıklamasından sonra Ticaret Bakanlığı hal ve marketlere fahiş fiyat denetimlerini başlattı. Peki market denetimleri ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçebilir mi? Bakalım sokaktaki vatandaşlar neler düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Fahiş fiyat denetimleri var market ve hallerde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Etkili olur mu sizce? Yani bunun devamlı olması lazım. Bir de geç kalınmış bir şey. Yani sadece kısa bir süre için olmuyor. Yani bittiği zaman gene marketler aynı eski fiyatlarına geçiyorlar. Yani etkisi olur mu sizce? Kısa bir süre için olur ama ondan sonrası gene eski bildikleri gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz diye bir açıklaması vardı. Bu sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İnşallah diyelim. Yani koskoca Cumhurbaşkanı eğer bir şey diyorsa doğru söylüyordur. Dediyse de biz de onun yapmasını bekleriz. Bu yaptırımlar yeterli mi sizce? Bence Türkiye'de hiçbir yaptırım yeterli değil. Neden? Yani televizyonlarda görüyoruz. Hani insanlar birbirlerini ufacık bir olaydan dolayı bıçaklıyorlar. Ondan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Şimdi böyle bir kanun olunca hangisi yeterli? Yani yetersiz, hiçbir şey yetersiz. Peki, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Allah yardımcı olsun, şunu bilsinler. Her kim olursa olsun, şu ayaklarımızı bastığımız yer bir gün başları onun altına girecek. Biraz vicdanlı olsunlar. Türkçe. Denetimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim şimdi zamanım yok. Tamam. Vallahi çok acayip pahalılık var. Yani bu artık belli. Denetim olacak biliyorsunuz ki. Peki etkisi olur mu sizce bunun? Zannetmiyorum. Asla olmaz. Yani bu olacağını zannetmiyorum ama. Neden? Allah nedenini ne bileyim artık. Bunu artık kendi insanlarımız yapıyor yani. Herkes fırsatı değerlendiriyor. Fırsat değerlendiriyor daha doğrusu diyeyim. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz diye açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Bu söz için ne düşünüyorsunuz? Vallahi 20 senede geçemedi. Bugün mü geçecek? Yani etkisi olmayacak diyorsunuz. Olmayacak tabii. Yani sen 20 seneden beri eğer bunu yapamadıysan bunu bir ayda, 6 ayda yapacak halin yok. Yani ben belki biraz etkisi olabilir ama ben hiç zannetmiyorum yani. Olsun, soralım yine. Fahiş fiyat denetimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ya. Fikriniz yok, tamam. Teşekkür. Vallahi onları daha sonra ben de esnafım zaten de. O kiralarda, şeylerde, her şeyde daha doğrusu var. Burada yaşamıyorum, ne söyleyeyim ki? Yani genel bir denetim zaten biliyorsunuz ki. Ama ben burada derim ya, ben yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında. O yüzden benim için fark etmiyor buradaki fiyatlar. Peki, teşekkür zaten ederim. Merhaba efendim. Ne aldınız, alışverişten geldiğinizi görüyorum. Bebek alışverişi diyelim. Peki fahiş fiyat denetimleri var şu an biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ne söyleyeyim? Yani her şey... Denetimler yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Sizce etkili olur mu? Çok pahalı. Hiç zannetmiyorum. Ben konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Merhabalar. Teşekkürler. Denetim oluyor mu ki? Bence olacağını olmuyor. Söylediler öyle biliyorsunuz. Şu an var biliyorsunuz denetimler. Çoğu yer farklı farklı yani. Alışverişe gidiyorsun, her şey farklı farklı. Yani bir markette 20 TL ise öbür tarafa gidiyorsun adam 2 mislisini istiyor. O yüzden farklı yani. Ayakkabı aldık biz mesela. Yani aynı ayakkabıya 160 dedi. Biz başka yerden 100 TL'ye de aldık. Yani aynı ayakkabı. Denetimlerin etkisi olmuyor o zaman. Öyle mi düşünüyorsun? Olmamış gibi geliyor bana. Bence yapılmamış. Söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. Ne aldınız mesela? Poşet geliyor, görüyorum elinizde. Yarım kiloluk. Nasıldı fiyatlar? Kamera mı çekiyorsunuz ya? Fiyatlar çok yüksek.
Yüksek diyorsunuz. Peki bu denetimlerin bir etkisi olacak mı? İnşallah olur. Ümit ediyoruz. Olacağına inanıyor musunuz? İnşallah olur diye ümit ediyoruz. İnşallah olur. Çok pahalı. Her şey çok pahalı diyor. Her şey çok pahalı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz diye bir açıklaması var. Bu söz için ne düşünüyorsunuz? İnanıyorum yapar. Her şeyi yaparım. Denetimler etkili olur mu? Olur. Olur yapar. O yaparım dediyse yapar. Allah başımızdan eksik etmesin. Siz inanmıyorsunuz sanırım. Neden? Ben inanmıyorum. Olmayacak şey. Neden peki? Bugüne kadar olmamış, bugünden sonra mı olacak? Vallahi her şey olduğuna, her şey yaptığına göre onu da yapar. Her şey onun doğru önemli. Yani, doğru söylüyor. Her şeyi yaptı, her şeyi. Milleti yöneten o. İsyandayız, isyandayız. Neden? Sizin gidiyoruz market ateş bağısı, pazara gidiyoruz ateş bağısı. Her türlü ateş bağısı. Yok. Ben ne aldınız mesela şu an? An aldım. 400 lira. Buyur. Ama mecburum almaya. Evet. İhtiyacım var. Elhamdülillah var ki aldın. Olmazsa neye alacaktın? O kadar nankör olmayın. Çok şükür. Sen ben beni düşünerek demedim o lafı. Ben herkes beni düşünerek demedim. Şu marketlere gidiyorsun. Her yerden gidiyorsun böyle ana baba günü alışveriş delisi gibi alışveriş ediyor. Demek ki para var ki alıyorlar. Para olmasa neyin alacaklar? Düş durumda olan insanlar var ki. Anladın mı? Olan da var. İhtiyaç var. Yapıyorlar. Hiç boşuna kötülemeyin. Hiç. Senin dediğin olsun hadi. Aynen kötülemeyin. Allah sen başımızdan eksikliğini vermesin. Adam her dediğini yapıyor. Yapsın bakalım hadi. Sen inan ben de inanmıyorum. Helal olsun Cumhurbaşkanımıza. Olsun. Senin de bizi yöneten o. Pazara gidiyoruz ateş pahası. Markete gidiyoruz ateş pahası. Her türlü ateş pahası. Tamam da Cumhurbaşkanı mı dedi zam yapın. O markete bunu, gidiyorsun farklı, bu markete gidiyorsun farklı. Herkes kendi kafasına göre bir zam yapıyor. Bunu baştan yapacak. Baştan. Milletin canı yandıktan sonra yapsan olur yapmasan olur. Peki göstermelik mi bu fahiş evet. fiyat denetimleri yoksa gerçekten olur mu? Bence göstermelik. Bence göstermelik değil, gerçek. Öyle olsun, senin dediğin olsun. Aynen. Bence etkili olmaz. Neden? Esaslı bir tedbirler lazım. Böyle onu o marketi denemedim. Bunu denemek olmaz. Güzel kanunlar çıkarmaları lazım, kanunlar. Yani bu sistemli bir şekilde yapılması lazım. Yoksa bunlar milletin gözünü boyamak için o şekilde olmaz yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonu da o kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dedi. Bu sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu sözünü bence yapamaz. Bu şekilde yapamaz. Onun yandaşları ona doğruları söylemiyorlar. Yani etrafındakiler ona doğruları söylemiyor. Bu yüzden yapamazlar. Evet sevgili Basın Türk takipçileri, bugün piyasanın nabzının attığı yerlerden biri olan İstanbul Eminönü semtinde hükümetin fahiş fiyat denetiminin yapılması hakkında halkımızın fikirlerini sorduk ve dikkat çeken cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.